düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok canlar yanacak heyecandan karışacak hale belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni gelin. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni gelin. Gidin bakalım, gidin. Gidin de biraz burnunu sürtünsün. Of anam, of. Ay! Ay! Nasıl da herkes hamsi balığı gibi oltaya geldi de? Ağam da ses etmedi ama içi gitti, içi. Ayşe. Stratezi, mutratezi anda kapının önüne kadar geldik. Şimdi ne yapacağız canım? Bilmem. Ne demek bilmem? Ha, ben buraya kadar düşündüm. Bitti bende strateji bu kadar. Muhteber abla, ha bu ambar faresi bizimden dalga mı geçiyor? Ben ama bunun lafıyla iş yapılmaz dedim değil mi? Kör Hasan'ın eşeği gibi depti bizi. Ne edeceğiz şimdi? Ha, geri de dönemeyiz artık. Ha, ne edeceğiz? Geri dönemeyiz. Ben kardeşlerimin yanına gideceğim. Ay. Ha buradan Artvin ne kadardır? 1040 kilometre. Sen nereden biliyorsun benim evimin kilometresini? Ya Asiye, ağam seni almaya gelmeden önce biz de kendi çapımızda bir piyasa çalışması yaptık herhalde. He. De haydi canım o zaman. Senin de buradan Halep'e kadar yolun epey bir uzundur. Haydi yallah yallah. Yok. Ben hayatta Ayşe ağasının konağını bıraktı geldi dedirtmem. Uy, sen dedirtmezsen ben hiç dedirtmem. Nereye gidecek? Muhteber abla. He. Sen şimdi duran günlere gidiyorsun öyle mi? He. Ya biz de şunun şurasında kader ortağı sayılırız. O kız öldü, ortaklık bitti Ayşe. Şş. Ya böyle yok. Ne biçim laf o? Ağzında yel atsın ya ablam. Ablam ben diyorum ki hep beraber gidek. Gül gibi geçiniriz ha. Ayşe. Ablam. Kız ben sizin ananız mıyım? He? Yani baba evine ben kumalarımla mı gideceğim? Ya de git Ayşe ya. Tövbe yarabbim ya. Biz ne edeceğiz? Ay kendi başınızın çaresine bakıverin canım benim. Günaydın hanımlar. Günaydın ağam, günaydın. Günaydın. Hayırdır? Bizim sofra kurulmamış. Kimse yok ortalıkta. Baba sabah öyle bir fırtına koptu ki anca bu saate kaldık. Ya yine ne oldu? Anamlar. Artık yoklar. Ya nasıl yoklar? Yoklar. Gittiler. Doğru. Yatmaktan her tarafı bağırmış. Anam, 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 anam. Ona... Bu evin havası mı değişti ya bu kadınlar gidince? Baba? Benim gelinim. Baba, sen... Sen ayaktasın. Tövbe tövbe. Kızım sen beni sakat kalacak mı sandın? Hayır, hayır babama.
Ama sen çok hastaydın. Gözünü farı sövmüştü. Far değil kızım o. Fer, fer. Gözünün feri denir. Ya hadi git, benim üstüme bir şeyler geldi de şunu bir çıkarayım artık sırtımdan. Ama baba sen çok hastasın. Ya sen benim sözümü dinle. Bir şeyler getir dedik. Peki babacığım. Ya hadi. Vah, 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 vah. Ah benim taze gelinim. Daha öğreneceksin neler var neler. Kız Asiye, ne kadar büyük arazimiz varmış. Git git bitmey. Minibüs falan geçse de binsek ha. Bu böyle nereye kadar? Ne oldu? Acık yürüdün, incilerin mi döküldü? Yok, dökülmedi ama her an dökülebilir. Kız ne diyorsun? Aç şu Asiye, aç. Altınlarımı çıkarıyorum. Kaybolurlarsa bu koskoca ovada nasıl bulacağım? Anam doğru diyorsun kız. Aa, böyle ayaklı kuyumcu gibiyiz ha. Ay dur, başımıza bir iş gelmeden şunları çıkaralım. Kız, ha? Asiye. Kamyon geliyor, kamyon. Kız ne ediyorsun sen ya? Ya ne yapacak? Şehre kadar yürüyecek mi? Tövbe estağfurullah. Kız sen bizi tefe koyup çaldıracak mısın? Ne el ediyorsun elin adamına? Bu elin adamı dediğin kim? Buralar hep bizim değil mi? Bizim arabalardan başka kim geçecek buradan? Öyle mi diyorsun? Ha öyleciğim ama yo ben yürürüm derse ben tutmayayım seni. Sabaha kadar anca var hızlı gideceğin yere. Dur dur dur. Selamun aleyküm kardeşim. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. İnşallah, inşallah. Yolculuk nereye? Ya şehre gidiyoruz. Atlayın. Benim kamyonum sizin kamyonunuz sayılır ha. Vallahi mı? Kız Asiye demedim mi ben sana? Kamyon bizimmiş zaten. Gel hadi. Gel, 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 gel. Tut şunu. Al, al, al. Allah razı olsun. Gel, gel. Getir Asiye. Hanımlar, ne edeceğiniz şehirde? Hiç. Hava olacağız. Ev tutacak biz kendimize. Ev mi tutacağız? Birlikte mi? Ha birlikte. Beraber düştük biz bu yola. Kader arkadaşıyız. Beraber çalışıyorsunuz yani. Tabii tabii. Her işimizi beraber görürük biz. Ne güzel. Çok güzel. Kim bakıyorsun adam öyle yiyecek gibi. Ya ne yiyeceğim ben anlıyorsunuz be? Asıl sen de çene çalıp duruyorsun elin adamıyla. Yolunu belleyecek misin? Evi tutunca haber veriniz artık. Bir şeye ihtiyacınız neyim olur? Yalnız kadınlarsınız sonuçta. Vallahi yalnızlık zor şey. Biz hiç alışık değiliz. Evimiz dolup dolup taşardı bizim. Biri gelir biri giderdi. Sen bana haber ver. O ev yine dolar. Yine taşar. Anla. Neden ki? Sağ ol kızım. Oh. Baba, sen gerçekten iyi olduğuna emin misin? Yıllardır bu kadar iyi olmamıştım. Yaşasın hürriyet! Ya birden böyle ayaklamam normal mi ki? Allah korusun baba. Ya sonra yine yatakların düşersen? İyiyim kızım. Dipçik gibiyim evvel Allah. Baba. Oo, gelin bakalım benim küçük ağlarım. Gelin gelin. Baba sen ne yaptın ya? Ne yapmışım? Annemleri evden kovmuşsun. Ben. Ananları. Onlar kendi hür iradeleriyle bu kapıdan tıpış tıpış çekip gittiler.
Vallahi hiç biz öyle duymadık baba. Kim bilir neler söyledin de kovdun kadıncağızları evden. Ulan ben var ya, ağzımı açıp onlara tek bir kelime ettiysem... aha şuradan şuraya gitmeyeyim. Hem Bela gelin de yanımdaydı. İsterseniz ona sorun. Kızım ben ananlara tek bir kelime ettim mi, etmedim mi? Vallahi doğru söylüyor aşkım. Babam tek kelime bile etmedi. Peki niye gitmeyin demedin baba? Oğlum, bizim kitabımızda gidene dur demek yazmaz. Ya baba seni hakikaten doktora götüreceğim. Vallahi doktora götüreceğim. Ya hiç düşünmedin mi bunlar kadın başlarına ne yaparlar, nereye giderler diye? Ya onlar benim başımın adını vır vır yerken hiç düşünmüyorlar mı? Ya başlarına bir şey gelirse baba? Gelmez. Ya siz anamları tanımıyorsunuz mu? Onlar şeytana babucunu ters giydirir. Hem burası Çukurova, avucumuzun içi. Bizi tanımayan yoktur buralarda. İçinizi serin tutun siz. Onlara hiçbir şey olmaz. Sen yenisin galiba. He, ben evin en yeni, en son karısıyım. O en son karısı ama evin gözdesi benimdir. Kardeş, sen bizi şu yol ayrımında indir. Burası hiç müsait değil. Yo yo, gayet müsait. Ya arkadaş, biraz daha sessiz, sakin, kuytu bir yer olsun. Ya ne edeceğiz biz kuytu yeri? İndir işte, burası gayet müsait. Böyle ulu ortamı olacak. Ne ulu ortamı yerde olacak? Kız sen az değilsin ha. Anlamamazlıktan geliyorsun. Allah cezanı vermeye. Bu herif bizi kaçırıyor. Nabi, Nabi. Kaçırıyor. Vallaha mı? E vallaha. Hadi lan. Oğlum sen bizi orospu mu sandın? Değil misiniz? Değilim. Yeter de bağırıp durma, herif öbür mahalleye gitti, yeter. Ya ne günlere kaldık ya, gündüz vakti başımıza gelene bak. Adam neredeyse bizi... Bana bak, bak sus. Sus beni daha fazla delirtme. Senin ipinle kuyuya inersek ha olacağı buydu işte. Ya sen benim ipime laf edene kadar kendi uçkurunun ipine bak. Kırım kırım kırıttın adamın yanında ya. Ana, çantalar. Kız çantalar kamyonda kaldı ya. Ay, altınlarda çantada kaldı. Anam ne edeceğiz biz şimdi? Anam. Ne edeceğiz baba? Uy kaldık durduk ortada öyle mi? Gitti. Ay. Ay ay ay. Ay ben senin aklına uyan kafamı kırayım. Aklı boyundan kısa karı. Ya ne vuruyorsun ya? Ne vuruyorsun, paramız yoksa ayağımız var. Yürürük be. Ayşe, nereye yürüyorsun sen? He? Yolu biliyor musun? Asiye, dünya yuvarlak değil mi? He, yuvarlak. E biz buradan dümdüz devam edersek başladığımız yere geri dönerik. Ayşe, sen ilkokulu bitirmiş miydin? Üçten terk. He, belli. Yürü, yürü. Allah'ın cezası. Yolda durup daha fazla başımıza iş almayalım. Yürü. Tarlaya mı? He, tarlaya. Haydi. Allah Allah. Ay. Ay. Allah. Bismillah. Kız. Kaldır kocaman babadını. Bak, hayır çıktın sen ya. Haydi Asiye, koş de. Allah. Koş Asiye, koş. Ayşe!
Allah'ım aklım aldı. Oo, Kalender Bey. Maşallah ayaklanmışsınız. Fakat çok iyi gördüm sizi. İyiyim benim dönürüm, iyiyim. Dur gibiyim, dur. Ne yaptınız böyle ya bir gecede? Hayır böyle hani gençlik iksiri falan kullandıysanız söyleyin de biz de bilelim. Ben seni onun menbaana götüreceğim, menbaana. Nasıl yani? Nereye gideceğiz anlamadım. Yahu geldiğinden beri bu konakta kapalı kaldım, bir esir hayatı yaşadım. Bak hava açtı, bahar geldi. Gel sana Çukurova'nın bütün güzelliklerini göstereyim benim dönürüm. Daha bilmediğin ne güzellikler var. Ne diyorsunuz? Hadi gidelim hemen. Kamelyalı Hanım'a bir soralım mı? Bir izin alalım mı? Ne münasebet canım? O ne karışırmış? Bizler özgür bireyleriz. Tamam. Kamelyalı Hanım benden biraz daha özgür olabilir. Ama aman hadi işimize bakalım. Vamos, let's go, allons-y. Ama dönürüm. Nereye böyle? Evet, yakışık almaz. Ben sizi biraz bekleteceğim. Çok fazla vaktimiz yok. Bak tutuyorum 5 dakika. Hemen geliyorum, hemen. Gel bakalım benim dönürüm. Sana öyle şeyler göstereceğim ki ağzım 5 karış açık kalacak. Turistik gezi diyorsunuz ya. Yahu turizmin her türlüsü ya. Turistik tesislerin yerlisi, yabancısı. Oo, aa, ayaklanmışsınız. Ben daha 1 yaşıma gelmeden ayaklanmışım Nazgül gelinim. Bunda şaşacak ne var ki de? Yok ağam, onun için demiyorum da. Evet. Hani bayağı fenaydınız sabahleyin anamlar giderken. Bayağı iyileşmişsiniz maşallah. Maşallah turp gibiyim. Ay maşallah, maşallah. Biz şimdi dünürümle gezmeye gidiyor. Soru olursa söylersiniz. Tabii, tabii söyleriz, söyleriz ağam da. Malum yani soracak pek kimseyi bırakmadınız. Herkesi gönderttiniz. Nazgül'üm benim. Senin bir çenen mi düştü ne? Gel dünürüm buradan. Sana öyle bir yerler göstereceğim ki Adana'nın en güzelliğine. Ne bakıyorsun hala? Yürü be. Abi! Ne var lan zübüğüm benim? Ne anırıyorsun öyle merzifon eşeği gibi? Nereye gidiyorsunuz? Kalender Bey bana buranın kültürel ve turistik yerlerini gezdirecek. Müzeye mi gidiyorsunuz? Ya oğlum. Ya müze dediğin icat ve şehir. Ben de sizinle geliyorum. Bu müze senin bildiğin müzelerden değil. Abo, benim bilmediklerimden var. Bak hele. Ne duruyorsunuz? Haydi gidelim. Haydi. Fakat bu sizin kardeşiniz tam bir bilim sanat insanı vallahi. Diyorsun. Vallahi. Sapık adam. Kami. Karıcığım. Nereye gidiyorsan? Hiç, Kalender Bey'le öyle bir dolaşacağız. Bırak şu kalenderi, haydi ben seni bir güzel dolaştırayım, yürü. Bir dakika, Kamilacığım istersen sen o çiçekleri git bir vazoya koy da kurumasınlar. Benim gelinlerim, Kamilyalı Hanım size emanet. Ona saygıda ve dahi hizmette kusur edilmeyecek, anlaşıldı mı? He am he, sen hiç meraklanma. Buyurun. De hadi abi. Patlama lan. Ferhat. Aa Ferhat. Gel lan buraya. Duydunuz Kalender ağamı. Buyur al. Gel. Baba, ne oldu? Niye bağırıyorsun? Hep sen niye ayaklandın? Biz hep beraber gezmeye gidiyor. Ferhat, ev sana emanet. Hazar da dışarı gidiyormuş. Bu evde erkek namına bir tek sen kalıyorsun. Dikkat et, etrafta kuş uçurtmayacaksın. Anlaşıldı mı? Tabii abi, sen hiç merak etme. Ha. Ya de haydi abi, müze kapanacak. Haydi, haydi. Kevin'im. Hazır değil mi? Yağına, tuzuna baktınız her şeyine. Her şey hazır ağam. Güzel.
Kalender Bey, bu ne böyle ya? Antika zevkiniz olduğunu bilmiyordum vallahi. Antikanın her türlüsüne meraklıdır benim abim. Hanımlarımdan belli değil mi canım ciğerim? Tövbe estağfurullah. Çok alemsin. Aha, buyurun. Yok yok, bugün ben kullanacağım 001'i. 001 derken? Bir. 001. Kendisi benim ilk gözlem olur. İlk göz ağrım. De haydi. Gidelim. Macera dolu bir Adana bizi bekliyor. Hoppa. Haydi Cemil'im, görüşürüz. Haydi. Hazır mısınız? Evet. Haydi bakalım Kalender Bey. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Buyurun Kamilo Hanım. İstediğiniz gibi çiçekleri vazoya koduk. Ama kafama koduk gibi kodun. Duydun Kalender ağamı. Bana hizmette sınır yok. He he, tamam. Ne istiyorsanız yapalım yani. Yemektir, çaydır, kahvedir nedir? Bana bir çay yapın. Çay mı? Ay, biz de zor bir şey isteyeceğim belliydik. Ha, ama ben Trigon çayı isterim. Ney? Trigon çayı çok pahalı bir çaydır. Kızım şey mi ya? Biz Seylan çayı kullanıyoruz Seylan. Kilosu 50 lira. Ya? Ayol benim Trigon çayının kilosu 3000 dolar. Ney? Ney? Ne? Kız sen ne diyorsun ya? O paraya biz tarlanın tamamını satın alırız. Ay siz ne kadar cahil kadınlarsınız ya. Keşke biraz kültürlü olsanız. Keşke böyle inceltilmiş biraz pahalı zevkleriniz olsa sizin. Ama nerede? Tamam tamam Kamila Hanım da yani bizde o çaydan yoktur. Ama iyi ki benim kızım var. Benim gibi görgülü, bilgili bir kız. Ne güzel. İnceltilmiş rafine de zevkleri var. Oh çok. Haydi haydi gidin. Gidin benim kızı öğretsin size bu çay nasıl yapılır. Haydi. Yenge, ne yapacağız o kadar yemeği? Evde biz bizeyiz zaten. Hazar abim de biraz sonra ofise gidecekmiş. Ya canım sıkıldı. Eskiden canım sıkıldığında dışarı çıkardım. Oturup film izlerdim. Şimdi yemek yapıyorum. Neydim demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Kız Belo. Anam bir çay söyledi, onu yapacakmışız da sen biliyor musun nesin? Hangi çaymış o? Neydi kız o, Timuçin'di? Tiryakin miydi, yinkyakin miydi, neydi ne illetse işte. Ya Tinguanin olmasın? Ya her ne zıkkımsa işte, anan diyor yapın dedi. Haydi öğret de yapak. Ya tamam tamam, yaparız. Çok zor bir şey değil o. Ne kız bunlar Dreş? Siyah çayla yeşil çay. Siyah çayla yeşil çay. Ya bu sosyetiklerin pahalı pahalı diye abarttığı çay yani bizim bildiğimiz siyah çayla yeşil çay mı? Ya bu sosyetikleri anlamak da imkansız yeminle ha. Sen şimdi bunu böyle yapınca bildiğimiz çay küfürde hakaret oldu. Bak bunları birebir ölçüyle harmanlayacaksınız. Önce biraz buharda yumuşacak, açılacak. Sonra demleyeceksiniz. Ha, bu kadar yani. Evet. İyi. Hadi siz yapın, ben izleyeyim. Gül tabii gül, Dreş. Gün geldi, devran döndü değil. Ah. Ya Afe, sen neye duruyorsun Allah seversen ya? Hadi bir kap getir de bunları karıştıralım. Sen de anca bana yumuş buyur. Tövbe yarabbim, eski günlere geri. Abi yeter. Başım döndü. Geç otur şöyle bir sakinleş. Bak hele bütün öncümü senden çıkarım hadi lan.
Uğursuzlara bak kız. Görüyorsun değil mi? Onların yüzünden az kaldı hapse girecektim. Adamlardaki pişkinliğe bak bir de. Hem adımızı iki paralık edecekler, bir de bizi kodese tıkayacaklar. Hayırdır Baran? Kim seni kodese tıkacakmış? Kim olacak? Kocan. Demek bunu da yaptı ha? Yaptı abla, yaptı. Yaptı yapmasına da. Ya ben bunu onun yanına bırakır mıyım sanıyorsun sen? Ne yapacaksın abi? Şartlı bırakılmışsın zaten. Yaptığın en ufak şey de içeri tıkarlar. Ben yapmayacağım gülüm. Ben yapmayacağım. Yaptıracağım. O bozoklar doğduğuna pişman edeceğim. Abla, hayırdır? Temelli gelmiş gibisin. O seni hiç ilgilendirmez. Burası baba evim. İstediğim zaman gelirim. Sana mı soracağım kız? Ehe, anlaşılıyor abla. Kapının önüne koymuşlar seni işte bu bozoklar. Ben sana dedim, bu bozoklara güvenme dedim. Bunlar bozok değil, bozuk dedim. Ama sen işte dinlemedin beni. He. Kızlarıyla evlenmek için can atıyordun ama kızlarını vermeyince böyle konuşuyorsun değil mi? Ya baştan beri ben kendi bildiğimi yapsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı işte. Ben ne yaptım? Sana uydum, kara entrikası çevirdim. Aha böyle dımdızla kaldım ortada. Ama bitti abla. Bundan sonra ben ne dersem olacak. Orhan, eğer kendi başına iş çevireceksen karşında benim. Vallahi abla, ister karşımda dur, ister yanımda. Sen bilin. Ya siz neyden bahsediyorsunuz Allah aşkına ya? Biriniz birinizden iyisiniz sanki. Senin aklına uydum, canıma kıymış gibi hastanelere yaptım. El aleme rezil oldum. Ya sen? Ablamın aklına uydun, kendi yeğenini kaçırmaya kalkıştın. Canım kaçırdıysa bir gün misafir etti, sonra salıverdi işte. Olsun. El alem hala bunu konuşuyor. Baran ağanın gözünü kan bürümüş, kendi yeğenini kaçırmış diyorlar. Hiçbirinizin diğerine bir şey demeye hakkı yok. İkinizin de planları ancak bizi rezil etmeye yaradı. Başka hiçbir şeye değil. Vallahi kız haklı abla. Aha bütün köy hala bunun intiharını konuşuyor. Sana uyduk, aha kızın adı çıktı. Sen ne demek istiyor? Nankörler! Yani ablanız sizin için her şeye katlandı. Ha sizin diyeceğiniz bu mu? Ya bırak abla, bırak kurban olayım. Aha kapının önüne konmuşum, daha bize mavra okuyun ya. Baran, ağzından çıkanı kulağın duysun. E niye geldin o zaman buraya abla? Ha benim gidecek başka yerim yok mu? Onu mu demeye getiriyorsun? Ya yok yok, lafın gelişi öyle dedim. Lafın geldiği yer de belli. Gittiği yerde. Ben anlayacağım. Haydi eyvallah. Ya abla dur, hemen dellenme ya. Ya abla bir dur Allah aşkına, sen yanlış anladın bizi. Abla. Abla. E söyleyin, bizim Kahya bıraksın seni bari. İstemez. Ay Kamilla Hanım ya, şu evin güzelliğine bak hele. Ne güzel kız, hiç ses yok. Sana bir şey diyeyim mi? Allah seni inandırsın. Bu evde var ya, normalde 40 yerde 40 tane ayrı ses olurdu. Vallahi. Evet, üç kadın birden böyle car car yapan gidince iyi oldu böyle. Bir sessizlik, bir dinginlik geldi. Oh. Allah seni inandırsın. Bu ev yapıldığından beri böyle huzur, böyle dinginlik görmemiştir. Ay ne kadar güzel ya. Ela durayım. Haydi evin tadını çıkarak. Yayrak kız, böyle güzel keyfini çıkarak. Oh. Nasıl keyif çıkarıyoruz siz bu evde, anlamadım. Güzel soru. Ay Kamil Hanım, siz de bize ama küçümsediniz ha. Kızlar. Kız kızlar. Kız. Hey
dekolte ne oldu? He Türkmen ana buyur. Hamamı yakın. Hamamı? Hamam dedi kadın, hamam, hamam dedi, hamam. Yakın, yakın. Kız yavaş. Bileğimi mi kıracaksın ya? Keçi yıkar gibi yıkıyorsun. Yavaş yavaş yıka. Dırılmaz, dırılmaz. Maşallah. Taş gibi kadınsın. Kız Nazgül. Kızım sen güzel ovuyun galiba. Gel de benim de şu bacaklarımı damar damar üstüne binmiş yavrum. Ya hadi onu da belo yapsın. Vallahi elim ayağım koptu, yoruldum. Homurdanma kız, gel böyle. Allah'ın yarabbi ya, Allah'ın yarabbi ya. Ya ama yazık ya. Kızlar çok yoruldular ya, baksana. Alma mazunağını, çıkar ahiste ahiste. Oh! Oh, daraldım ben ya, çıkalım hadi. Bana bak. Sen işte böyle fena bir kadın değilsin ha. He, öyleyim tabii. Kız bakma sen, beni hep o elbiseler şişko gösterdiği. Ben aslında gayet böyle diri vücutlu, balık etli bir karıyım. Tabii ama koruyup gitmişsin işte. Vallahi öyle oldu kız, sorma. Kıymetimi bilen biri çıkmadı karşıma. Allah'tan ümit kesilmez yani. Belki senin de bir yerde bir kısmetin çıkar. Ne gülüyorsunuz kız? Çoğu mu gülüştü geldi? Ne var benim de kısmetim çıkabilir? Benim sizin neyim eskik? Ay uzak ola, hiç eksiğin olur halde. Hatta fazla bile vardı. Öyle tabii. Hem ne demişler? Bir dirhem et bin ayıp örter. Vallahi sayende Çukurova'na ayıp kalmamıştır halde. Bütün ayıpları sen örmüşsündür. Vallahi sen genç ve diri bir kadınsın. Birinin bu duruma dur demesi lazım. Bence de. Ama kim? Buraya niye geldik Kalender Bey? Görürsün benim dilim İnaç abi hele. Hoppala. Vay 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 kuzulara bak. Gelin gelin. Selamun aleyküm. Selam, hoş bulduk. Nasılsın benim diyorsun? Selamun aleyküm. Merhaba dayı. Gel nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyur ağam. Geldim. Sen Noroz bu ağam. Öyle mi? İşte benim son şampiyonum. Toros canavarım bu olacak. O kadar iyi diyorsunuz yani. O kadar iyi benim dönürüm. Şuna bak. Şuna bak ya, şunun yekinişine bak. Şunun tüylerine bak. Allah'ına kurban. Bu hakiki Hint torosu. Öyle değil mi? Savaşçı yani. He ağam. Hem de 7 sülalesi Hintli bunun. 9 ayrı bölgede şampiyonluğu var. Çocukluğundan beri bende ağam. Gene de bir vili vili etmez ama neyse. Toprağı bol olsun inşallah. Amin. Amin. Kalender ağam. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bili bili de pilav olmuş diye duyduyduk, doğru mu? He öyle vallahi. Ne şehittir ne gazi pilav yoluna gitti bizim Niyaz. Müsellim böyle deme evladım. Vallahi ciğerim yanıyor, ciğerim. De bakalım bunun günahı ne kadar? Vallahi 50.000 lira eder ağam. Ne? Bir horoz için 50.000 lira mı? Yok, lira değil, dolar, dolar. Yok dede, 50.000 dolar. Dönürüm haklı kekeç. Biraz fazla değil mi? Ben buna helalinden bir 10.000 veririm ama TL. Vallahi kurtarmaz ha. Olur mu? Hadi 40.000 olsun, o da senin gül hatırına olsun ha. 10.000 diyeyim ben. 40 ağam, 40. Bak senin güzel hatırın için 20 veririm, daha da çıkmak. Hadi ağam, 30 desenli olsun ha. Birazdan birinin kolu kopacak haberim olsun. Ya burada böyle. De haydi 20 diyorum. Hayırlı olsun ağam. Sana da hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. İşte benim son şampiyonum. Toros canavarım. Nasıl olmuş sence çay? Fena değil. Hatta ilk sefere göre gayet iyi. Vallahi bu annenden korkulur ha. Özgür'le Afet'i dize getirecek.
Annemden herkes korksun, herkes. Aşkım. Gidiyorum ben. Tamam aşkım, güle güle. Siz ne yapıyorsunuz burada? Tadım yapıyoruz. Afet ve Nazgül Tingvay'ın çayı demlediler de. Aman iyi iyi. Hadi afiyet olsun size. Teşekkür ederiz aşkım. Oh. Hayırdır Dilan? Kızları görmeye geldim. Kızları? Ben bu evin yabancısı değilim Azar. Hatırlatırım. Bu eve gelin olmak üzereydim. O eskidendi Dilan. Çok değil. Daha düne kadar bu evin gelini ben olacaktım. Tabii sen döneklik yapmasaydın. Bu meseleleri konuşmanın kimseye bir faydası yok Dilan. Hele ki son yaptığından sonra. Nasıl canına kıyarsın ya? Bunu sana hiç yakıştıramadım. Bana ölmeyi yakıştıramadın. Ama terk edilmeyi, yüzüstü bırakılmayı yakıştırdın. Öyle mi? Ben tam 4 senedir senin yolunu gözledim. Bunu bana reva gördüğün. Ben sana hiçbir zaman bağlanmadım Dilan, biliyorsun. Daha doğrusu hep bilmiyormuş gibi davrandın. Hiçbir zaman bunu kabullenmek istemedin. Böyle mi rahatlatıyorsun vicdanını? Hem benimle sözleneceksin, sonra da bağlanmamıştım diyeceksin. İyiymiş vallahi. Neyse ne. Sen de ben de önümüze bakalım. Benim önümde de, arkamda da sadece sen varsın. Dünümde de, yarınımda da sadece sen olacaksın. Bunu iyi bilesin. Bunları duymamış olayım Dilan. Beni unutacak ve hayatına bakacaksın. Ben seçimimi yaptım. Sevdiğim kadınla evlendim. Bunun dönüşü yok artık. Her hatanın bir dönüşü vardır. Ben de o günü bekleyeceğim. O gavur karısını bırakıp bana döneceğin günü bekleyeceğim. O gün hiçbir zaman gelmeyecektir. Ben Bella'ya aşığım. Ve hayatımın sonuna kadar da bu böyle olacak. Hala gelmediler. Afet de Nazgül isyan bayrağını açacak vallahi. Ama annemle hala çok yükleniyor onları. Ya yazık ya. Yazık mı? Kızım sen iflah olmayacaksın değil mi? Ne yapayım? Dayanamıyorum. Kızlar hayırdır? Ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldin Dilan. Hoş bulduk canım. Geç otur. Hayırdır Dilan? Bu ziyaretin niye başlıyorsun? Arkadaşımı görmeye gelmiş olamaz mıyım? Arkadaşını mı? İyi ki geldin. Biz de şimdi kahve içecektik. O zaman bana da şöyle geçen günkü gibi bol köpüklü bir kahve yap da içelim canım. Tabii hemen. Özgürlük, özgürlük diye diye senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak. Az kalsın namusumuzdan oluyorduk. Ya adam hırs düşmanı çıktıysa kabahat benim mi ya? Senin tabii. Bizi evimizden barkımızdan ayırıp yollara düşüren sensin. Elin kamyoncusunu el eden de sensin. Oh evimize sağ salim bir dönelim. Ben bunların hepsini bir bir anlatacağım kocacığıma zaten. Kocacığına. Kocacığım seni mi dinler beni mi dinler acaba? Herife ılık ılık bakmayaydın. Elin ayağın ayrı oynamaydı. Bunlar gelmeyecekti başımıza Asiye. Huf sana be. Bir de gözümün içine baka baka iftira atın ya. Ayrıca çekici bir kadınsam suç benim mi? Çekici mi? Ya benim yanımda seni kim ne yapsın ya? Adama kendini zorlayamıyordun az kalsın. Bana bak yercice su. Benim Laz damarımı kabartma ha. Vallahi Allah yarattı demem. Seni ha bu tarlanın ta dibine gömerim ha. Hadi göm. Hadi göm. Yiyorsa göm Laz böreği. Allah! Kız Ayşe. Benim sana bir şey yapmama gerek yok. Sen kendi kendini gömüyorsun zaten. Traktör mü? He, traktör. Kız, ne durayım gidip binelim işte.
Ya sen hiç akıllanmadın mı Ayşe ya? Ne ele değilsin evin adamına? Asiye bir bak kasanın içi karı kaynı. Karışırız aralarına. Traktör! Traktör! Hemşerim yakar mısın? Kız! Traktör! Uy! Traktör! Haydi ya haydi! Uy! Hemşerim! Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ya traktörde bize de yer var mı? Geç geç bacım buyur. Oy baş tacısın kurban. Gel Asiye. Sağ olasın. Selamun aleyküm bacılar. Aleykümselam. Bize de yer var mı acaba? Var. He. Kurban olur. Ay. Mehmet. Ay. Ay kalkamadım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ay. Bacağımda derman kalmamıştı. Yatayım. Sağ olasın. Ay. Mühteber abla? Kız ne mühteber ablası? Anam! Sen ne ediyorsun ırgatların arasında? Oy baba evinden de mi kovuldun yoksa? Sana ne yanaşma? Sana hesap mı vereceğim? Ya mühteber abla onu bunu bırak da vallahi iyi ki rastladık sana. Biz bunun yüzünden kötü yola düşecektik az kalsın. İçki masalarına mezun olayorduk vallahi. Kız sen hala okuldan mı adın mı sen? Ben artık sen ya. Durun be daha fazla rezil olmayalım. Kardeş devam et devam et. Adana yol ayrımında da indirmer bizi. Tamam. Haydi. Vallahi bazlama hamuru gibi oldum Kamilla Hanım. Kemiklerim bile yumuşadı, lohum gibi oldu. Bana hiç yaramadı bu sıcak, alışkın değilim ya. Herhalde benim tansiyonum çıktı. Bende kalp küt küt. Çıkmamıştır, çıkmamıştır. Hani sizin gavurlar günah çıkarırlar ya, onun gibi düşün. Bütün isindin, pisindin, kirinden arındın. Evet. Tamam, sırada ne var? Kayfeci. Siz de başka bir şey bilmiyor kayfe kayfe. Yemek yiyek o zaman. Ha tabii tabii. Ya yiyorsunuz ya içiyorsunuz zaten. Anlamıyorum ben. Sizin sosyalleşmeniz de bu demek. E başka ne yapacak? Siz İstanbul'da ne yapıyorsunuz ki? Ne mi yapıyor biz? Göstereyim. Evet kızlar. Oyunumuzun ilk kuralını açıklıyorum. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır ha. Tabii. Nasıl? Ne, neden bakıyor öyle mal mal? Çok kolay bir oyun. Ben hemen öğreteceğim size. Hayatınıza yeni bir boyut kazandıracağım sizin. Kes. Haydi bakayım. İki iki. 10 tane kağıt dağıtıyorum ben şimdi. Haydi. 6. İşte de 10. Çekin bakayım. Başla sen. Ellerine sağlık canım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bakıyorum da bizim buranın her şeyini öğrenmişsin çabucak. Eski gelinlere taş çıkarırsın vallahi. Yengem hemen alıştı buralara. 40 yıllık Adanalılardan daha güzel yemek yapıyor. Öyle mi? Ne güzel. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. Ya, öyle tabii. Kız, inşallah bir gün sen de gönlüne göre birini bulursun da biz de sana kahve içmeye gideriz değil mi? Ya tabii, ne güzel olur. İnsanın sevdiği biriyle evlenmesi kadar güzel bir şey var mı? Ne yapıyorsunuz kızlar? Nasıl geçiyor günleriniz burada? Ya nasıl geçecek? Bulaşık, yemek, bahçenin işleri, evin işleri.
Öyle geçip gidiyor. Hiç dışarı çıkmıyor musun? Yazık değil mi be sana? Yok, çıkıyorum. Mesela geçen akşam Hazar beni dansa götürdü. Çok romantikti. Öyle mi? Ne sandın? Abim isteyince öyle romantik bir erkek oluyor ki. Tabii herkes bilmez bunu. E hadi biz de çıkalım. Böyle kızı kül kedisi gibi oturtmuşsunuz ocağın başına. Azıcık hava alsın. Ya bilmem. Gitmemiz doğru olur mu ki? Ne olacakmış? Gideriz iki insan yüzü görürüz. Temiz hava alırız. Tabii canım. Sen de gel istersen. Hadi yenge, biz hazırlanmaya gidelim. Biz birazdan döneriz. Seni hiç iyi görmüyorum Ferhat. Ha, görüyorum da iyi görmüyorum yani. Cahil cahil konuşma. Sen ne dedim anladım. Senin sonunu hiç iyi görmüyorum. Ferhat da Şirin'in sonunu kim iyi görür ki? Biz sonunu başından bildiğimiz bir yola girdik zaten. Cahil cahil konuşma. Sonunu değiştirmek senin elinde. Elini çabuk tutmazsan o dediğin sona kendi ayaklarınla gidecek. Ah. İşte geliyorlar. Şirin! Şirin! Yenge, nereye gidiyorsunuz? Niye sordun? Yok, hani ağam gelir de sizi sorar diye şey. Yılan bize gezmeye götürüyor. Çok geç kalmadan döneriz. Pilavdan döneni kaşığı kırla. Vallahi ben bu sefer şeytanın bacağını kıracağım. Evet hanımlar, tamam mı, devam mı? Haydi. Kesin boşar ha. Beni de kapının önüne korlar. Düğünümde takılanların hepsini koydum masaya. Anam sen nasıl bir kadınmışsın ya. Hepimizi tavuk gibi yoldun. Ağzımda bir tane aldın dişim. Kabul edersen onu da koyacağım masaya. Ama üzülmeyin. Bakın ben de çok üzülüyorum siz üzülünce. Kumarda kaybeden aşk da kazanırmış. Ayrıca da bir başka zaman oynarız. Belki de siz o zaman kazanırsınız. Ver bakayım. Hayırdır Hazar'ım? Ne oldu? Atına deh mi dediler? Ne düşünüyorsun? Yok bir şey abi ya. Öyle düşünüyorum.
Ha, sen anamları düşünüyorsun değil mi? Boş ver oğlum, çok kafana takma. Biraz kafa dinleyip gelecek onlar. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam dayıcığım, otursaydın. Hayrola? Sen iyice burayı ofis belledin ha, sana da bir masa atak mı? Vallahi yeğenim, baban olacak adam yüzünden başka bir iş düşünemez olduk. Gene ne var, ne oldu? Ne mi oldu? Daha ne olacak lan? Ablamı kapının önüne koymuş. Anamlar kendi isteğiyle gitti. Dönerler birkaç gün. Bak hele, bak hele. Adamdaki rahatlığa bak. Siz hanenizdeki kadınlara öyle mi sahip çıkıyorsunuz? Bizim hanemizdeki kadınların derdi ne zamandan beri sana düştü Baran? Benim kanımın bir parçası o evde lan. Tabii bana düşecek. Dayıcığım merak etme. Anam gayet iyidir. Tatil yapıp dönecekler. Ya bırak abi ya. Bunun derdi Möhteber anam falan değil. Herkes biliyor bunun derdinin ne olduğunu. He, herkes biliyor. Herkes biliyor da biz siz bilmiyorsunuz. Bana bakın. Şirin'i unuttum. Ondan vazgeçtim sanıyorsanız büyük hata edersiniz söyleyin. Ben bitti demeden hiçbir iş bitmez. Bunu böyle kafanıza yazın. Öyle bir biter ki sen bile şaşıp kalırsın Baran. Ya dayıcığım sen de biraz abartmıyor mu ya? Ha? Kız seni sevmiyor işte. İstemiyorum dedi. Daha ne dersin? Bunu bir de şuraya desenize. Deyin hele. Deyin lan şuraya. Bakın ne oluyor. Bittiğin bitmiyor. Aşk laftan anlamıyor işte yani. Ya işte bir de öyle düşün. Bak o kız da kendi yüreğine laf geçiremiyor. Ya bu yüreğe git şuna aşık ol deyince olmuyor ki. Elbet bir yolunu bulacağız. Ama güzellikle... Ama... Ama ne? Ne sen sözünü bitir, ne de ben gerisini duyayım. Eğer ki bir daha seni ya da sizden birini kız kardeşimin etrafında görecek olursam... Sorgu suale bile gerek kalmaz ona göre. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Artık siz ne anlıyorsanız kafanıza göre. Sen beni mekanımda tehdit mi ediyorsun lan? Haşa lan. Ne tehdidi? Haber veriyoruz. Yok yok dayım lafın gelişi öyle dedi Hazar. Hem dayımın şimdi çok işi vardır. Biz onu tutmayalım. Dayım gider herhalde şimdi değil mi? Hadi dayıcığım selametle. İyi bak. Eyvallah yeğenim. Ya keşke yanımıza ekmek alsaydık. Ördekleri atardık. Bir daha gene inşallah. Ya Dilan, iyi ki beni buraya getirdin. Ya içim açıldı vallahi. Adana'yı ilk defa gündüz gözüyle görüyorum. Ben Hazar'la gelmişsinizdir diye düşündüm ama... Yok gelmedik. Ya, biz daha Hazar'la pek konaktan dışarı çıkmadık ki. Olur mu canım öyle şey? Sen şehirlerde büyümüşsün. Öyle evet kalıp kalamazsın ki. Aa, Hazar bunları hiç düşünemiyor mu? Yo, düşünüyor tabii. Düşünüyor da bir türlü fırsat olmadı. Ben de çok şikayetçi değildim zaten. Burası Venedik'ten bile daha güzelmiş. Güzeldir. Adana'mız da güzeldir, insanı da güzeldir. Hem ne demişler? Adamın kralı, kadının hası... Adana'dan çıkarmış. Aynen benim Hazar'ım gibi. Adamın kralı desene. Hazar da bula bula kadının hasını değil, safını bulmuş. Efendim? Hazar diyorum. Kadının hasını bulmuş. Ya Dilan, çok tatlısın. Senin kadar değil. Yenge, Adanalıyık Allah'ın adamıyık. Gerçekten çok yakıştı. Ben de çok beğendim. Bu el yapımı özel bir tasarım. Sadece özel müşteriler için üretildi. Ya. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız nadide bir parça. Kim bilir ne kadar pahalıdır. Her güzel şeyin bir bedeli oluyor elbet. Dur dur ne yapıyorsun? Beğenmedin mi? Yo beğendim. Ama bu çok pahalı belli. Madem beğendin biz bu kolyeyi alıyoruz. Ne diyor bu be? Dilan, almayacağım dedim.
Tamam, sen almıyorsun. Ben alıyorum. Ne? Olmaz. Böyle pahalı hediye asla kabul edemem. Ya sen parayı niye dert ediyorsun ki? Koskoca Duranların kızı arkadaşına bir hediye bile alamayacaksa vay halimize. Dilan. Sen karışma Şirin. Bella, bak bu hediyeyi arkadaşlığımızın hatırası, benim iyi niyetimin nişanesi olarak kabul et, olur mu? Bayanlar ne beğeniyorsa hepsi benden hediye. Sen nereden çıktın be? Şirin'im, sen böyle gülerken Müceffer'e ne gerek var ya? Gülüyor gibi bir hali mi var Baran'a? Yok, gülmüyor. Ama somurturken bile güzelsin. Bir de bana bir gülüversen, Allah bilir ne kadar güzel olacak. Daha çok beklersin Baran ağa, daha çok beklersin. Bekliyorum zaten. İstemiyorum hiçbirini. Ne istem? Ya dükkan senin ha gülüm. Bak hele, seç beğeni al. Ha bunları beğenmiyorsan sana altın madeni alayım. Görgüsüz herifin tekisin. Yüge ben dışarı çıkıyorum. Ya Şirin beni bekle. Şirin! Hadi buyur. Yine gitti. Abi, sen bizim burada olduğumuzu nereden bildin? Yoksa bizi takip mi ediyorsun? Gidiyorum tabii kız. Takip ettim. Kondolda biraz zorlandım ama biliyorsun kayık tutuyor beni. Olsun. Şirinime değer. Sabret abi. Belli. Naza çekiyor kendini. İltifatları duyunca nasıl eridi görmedin mi? Eridi değil mi gülüm? Eridi. Ananım Ali. Anam. Ya ben hayatımda bu kadar indi bindi yapmadım ha. Ama siz de amma nazlı çıktınız ha. Abi biz mi nazlı çıktık? Ya doğmuşta yer vermediler diye ortalığı ayağa kaldıran kimdi acaba? Asiye, süslü Asiye bak sinirlerim zaten tepemde. Şimdi bir de seninle uğraşmayayım ha. Kız, kız, kız. Sen ne diyorsun? Gel şurayı Allah'ın ya. Hadi şu an. Karşıya gidiyorum. Ha, bana daha çok tahtalı köye gidiyorsun gibi geldi o. Tövbe, tövbe. Ay ana bunlar bize yol vermiyor. Durun hele bir yavrum, durun hele, ya durun ya. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, tövbe, tövbe. Allah'ım, Allah. Ellerimi sıkı tutacağız, tamam mı? Bak böyle sıkı sıkı, kesinlikle bırakmayacağız. Ben şimdi üçe kadar sayacağım. Üç deyince, bunu tek diye karşıya geç çevireceksiniz, tamam mı? Haydi bak, başlıyorum. Bir, iki, üç. Ay anne, ay anne, ay geçtim Allah'ım. Ay, ay, ay anne dur. Ay, ha geldik Adana'ya. Ne edeceğiz şimdi? Ay nefilim. Ya ne edecekse edecek de ablam. Önce bir yemek yiyelim. Ha, yiyelim inşallah. Hayırlı işler. Sağ ol ablam. Kardeşim şiş var mı? Var ablam. Kebap. Var tabii ablam. Kavurma. Olma mı? Sakatat bulunur mu sizde? Bulunmaz mı ablacığım? Ya canım ciğerim. At hepsinden ya. Kız Ayşe. Eşeği nereye bağlayacak? Ya bu söylediklerini tek başına yemeyeceksin herhal. İnşallah ablam. Haydi kardeşim gönder gelsin. Buyur ablam geçin ablam. Ay anne. Ha getir getir kurban olan getir. Ya haydi haydi kardeşim. Ya Ayşe yeter da yeter da. Ya evde bizim başımızın etini yediğin gibi geldin masada ne var ne yok sildin süpürdün yeter da. Ya kalsın Nazlı'ya kalsın mı? Günah nimettir.
Ya kim bilir ne kadar para yazacak ha? Oy kız, bizim bütün çantalar mantalar gitti ya. Biz neyle vereceğiz onca parayı? Ya Aziye, düşündüğün şeye bak ya. Ağamın adını veririz, olur biter. La ilahe illallah, lafa bak ya. Kız biz onca afra tafra edip adamın yüzüne vurduk, kapıyı çıktık. Bir de gelip burada hesabımızı mı ödeteceğiz o? Şaşırtıcı ama Asya doğru söylüyor. Abla ne yapacak? Mehteber abla. Evet. Hadi bizim çantalar gitti. E senin çantan buraya dur. He? Sende para var mı? Kız Asya ya. Ben sizin gibi tedbirsiz karımıyım. Ben sizin gibi paramı çantada değil. Ahamda kasamda taşıyorum. Lütlük kaza zavallı aklından bir yaş ablam. Yuh. Kadına para dedik servet çıkardı. Kız Mehteber abla. Sende o kadar para ne arayın? Sen yoksa çoluğun çocuğun rızkından kesip de mi biriktirdin onca parayı? Asiye. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Ben sizin gibi ağa karısı olmadan evvel ağa kızıydım. Ben öyle hem sizin gibi bir bohçayla gelin olmadım. Mehteber abla, madem paramız var tatlı da yiyelim mi? Yuh be Ayşe ya, boşan da Semerun'u ye be. Ben bir ellerimi yıkayayım. Kız Ayşe, he? Kız, Allah senin iyiliğini versin. Kız boyuk kadar dürümüyor. Nereden yiyor ki sen? Benim metabolizmam hızlı çalışıyor, çabuk yakıyorum yediğimi ya. Köy yanar. Ayşe dokunur. Oğlum, hele bir bak hele. Buyur abla. Bir hesabı ver, hadi. Hemen. Hey maşallah, hey ne yemişiz be? Ya, şimdi artık değil, bir kol gibi hesap geldi. O sana göre kol gibi. Ana! Çatal yok yakı! Çatam yok yakı! Nasıl yok? Ana! Çatal ne de kız? Çatal yok! Oy! Çanta! Ana! Ana polis! Polis! Ana nereye gitti ki çantam? Kızımın polis! Çatal gitti! Gitti! Memur bey! Polis! Ana polisi çağırıyor! Burada kalacaksın değil mi? Hı hı. O zaman hadi kapat telefonu da kimse çağırmasın seni. Ne olur ne olmaz açık kalsın canım şimdi. Belli olmaz. Yine bir şey çıkacak. Annem, baban, ailen, çocuğun, aşiretin. Yine rahat vermeyecekler. Yine gitmek zorunda kalacaksın. Yok güzelim olur mu ya? Sen bilmiyor musun ben buraya geldim mi? Hepsini kapının dışında bırakıyorum bilmiyor musun? Bıraktım demek de oluyor mu Kaan? Zaten hep aramızdalar. Ya da daha doğrusu ben hep bu odanın içindeyim. Senin hayatında bu oda kadar yer kaplıyorum. Ya güzelim öyle deme ya Allah Allah. Ben bir tek buraya geldim mi nefes alıyorum. Sen benim oksijen çadırımsın bebeğim. Hı? Ama ben boğuluyorum. Hayatına dahil olamıyorum. Ailen, annen, baban. Hepsinden o kadar uzağım ki. Sanki hayatın bir parçası değil. Ya ben anamdan babamdan kaçıyorum. Sen hala anam baban diyorsun. Boş ver onları. Hep neyin hayalini kuruyorum biliyor musun? Hı. Alıyorsun beni tutuyorsun elinden. Götürüyorsun annene babanla tanıştırıyorsun. Diyorsun ki işte sevdiğim kadın. Onunla evleneceğim diyorsun. Elmas'ım bebeğim bak girme o mevzulara boş ver. Ben sadece bunları düşünüyorum Kaan. Beni kapattığın bu otelde sadece bunları düşünüyorum. Allah Allah, ne biçim konuşuyorsun öyle kapatma falan. Bak ne güzel otelimiz var. Sen bırak bunları, düşünme. Sen beni düşün, bizi düşün, seni ne kadar sevdiğimi düşün. Ya kardeşim sen niye beni anlamıyorsun ki? Yahu biz dolandırıcı neyin değiliz, bizim paramızı çaldılar. Ya gözüm verim, ne var kalender ağın hesabına ya? Sen karılarıyız biz. Oho, her gün bir kadın geliyor. Yaz kalender ağanın hesabına deyip yiyip içip gidiyor.
Olmaz vallahi. Yazamam ben kimsenin hesabına. Ne oluyor, ne oluyor? Her gün bir karı geleği yaz kalender ağanın hesabına mı diye? He. Kebapçı dükkanı olmaktan çıktı burası. Kalender ağanın aş evine döndü maşallah. Ya görüyor musun sen benim ağamı? Kurban olurum, ne kadar hayırsever ya. Ya sen ne salaksın ya Ayşe? Başka karılar diye. Bak kardeşim, biz senin bildiğin o karılara benzemeyiz. Tamam mı? Bak biz kalender ağanın imam nikahlı karılarıyız. Hem de yeminli meminli karılarıyız. Nereden bileyim ben kalender ayı gerçekten tanıdığınızı? Tövbe de, tövbe de. Karılarıyız dedi usta. Madem öyle, arayalım ayı, gelsin hesabı ödesin. Ondan sonra bana laf soruyor. Her önüne gelene yemek veriyorsun diye. Ölürüm de aramam ben onu. Ben de aramam. Ben de aramam. O zaman hesabı siz ödeyeceksiniz. Yok kardeşim, sen hiç mi anlamıyorsun bizi ya? Ya senin müşterin çaldı diyorum benim çantamı. Ya sen böyle olur olmaz insanları içeriye alıyorsun, bizi mağdur ediyorsun. Vallahi ben çok duydum bu lafları, çok. Bu hesabı ödeyeceksiniz, başka yolu yok. Muhteber abla, ne yapacak? Evet Muhteber abla, ne yapacak? Hiç mi olur? Ya bırakın şimdi güttü müttü. Ya adam ne dedi siz duymadınız mı? Her gün başka karı geleği yaz kalender ağanın hesabına diye dedi. Ah kalender ağa, ah ben sana bunun hesabını sorardım emme. Ya ağa, benim üzerime bir koklamak ne demek ya? Vallahi can olsun. Ya senin üstüne kokladığı gülü herkes biliyor de... burası benim üstüme gül koklamıyor. Ya kardeşim, daha önce getirdiklerini yıkayamadık. Onlar bitmedi. Biz makina mıyız ya? Yani insan kişi yıkayacak ya. Keşke bela gelin olsaydı, hepsini yıkardık. Hıkı da çıkmazdı garibimin ya. Ya bela gelini de özler oldun ya. Ya yuh Ayşe ya, yuh. Oy şeytan görsün onun yüzünü. Ben Allah seni. Yuh Ayşe ya. Doppal eşek gibi dolanıyor. Ya gördün mü yaptığını? Nazar çıktı, nazar. Cezası. Ne oluyor burada? Uy. Bu kırdıklarınızın hepsi hesaba yazılıyor. Anladınız mı? Ne kadar çok kırarsanız o kadar çok çalışırsınız burada. Anladınız mı? Sen ne nalet karıymışsın ya? Ne gırtlağın duruyor, ne elin ayağın duruyor. Gösteririm şimdi sana nasıl bir karı oldum. Muhteber abla, rica ediyorum, tutma. Muhteber abla ya. Ha ne geldi sağ bu bit kırığından gelmedi mi başımıza? Bir kusayım. Ya bırak şimdi bit kırığını, bit kırığını. Şimdi bizim asıl düşünmemiz gereken şey... bizim şimdi ne paramız var? Ne kalacak bir yerimiz var? Ne de bir kocamız var? Bacılar, bacılar. Yemem birbirinizi. Ben iş de biliyorum, yer de biliyorum sizin için. Vallahi mi? Ha, ne işi o? Ben akşamları başka bir işte daha çalışıyorum. İş biraz ağır ama iyi para kazanırsınız. Nerede o iş? Gidince görürsünüz. Ay Allah razı olsun bacım senden, Allah razı olsun. Kız, sen kimlerdensin? Ben Akarcalılardanım. Ay Akarcalı! Akarcalılar şimdi. Oh,
bizim dükkan. Hadi hadi, elinizi çabuk tutun. Ya tamam ya, yıkıyoruz işte, Allah'ım. Boyum yetişmedi, alamadım ha. Bak bak bak, Möhtemel abla şuna bak ya. Layığını buldu ya, nasıl da heveslen çalışayım. Kız, Kuddu. Mabadını çevireceğine şu ellerini çevir de iş yapacağım. Ya siz de vallahi hiç hayatta zevk almayı bilmiyorsunuz ha. Tutku benim damarlarıma işlemiş. Kanım kaynıyor, ne yapayım? Aa, kanı kaynıymış. Acaba o kanı kalender ağamı gördüğünde neden buz kesti? Hoştu oradan. Benim ne kadar sıcak kanlı bir kadın olduğumu ağam bizzat test etti ve onayladı Asiyeciğim. Fışık. Sen geldin de benim külahımı anlat. Bravo. Hoş bulduk, sağ olasın. Benden size gelsin mi? Kapı buyurur musunuz? Tabii, tabii. Şeref verirsin, sağ ol. Hadi bakalım, onu şöyle yapmadık. Şarkıcıyı, markıcıyı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim burada yorgunluktan belimiz kopuyor. Karının derdine bak. Bak, bak, bak. Hallere bak, hallere. Nini. Sonra ver abla gidelim ya. Ne olur çok canım istiyor. Bittim ben yine. Bittim işte. Alın. Ama kadınlar siz de yani yenilmeye doymadınız. Hep oyun, hep oyun diyorsunuz. Artık neyinize oynuyorsunuz ben anlamıyorum. Donunuza kadar aldım zaten. Neyiniz var hadi söyle, çek. Senet, tapu var mı tapu? Vallahi benim üstüme hiçbir şey yoktur ha. Yok hanım da benim üstüme hiçbir şey yapmadı. Benim dedemin dedesinden kalma portakal bahçeleri var. Haydi yenisini oynayak o zaman. Tamam. Kaç dönüm? Anne, ne oluyor burada? Ha valla biz kadınlarla çok güzel sohbet ediyor burada. Kadın kadına konuşuyorduk. Bella kızım, buralar artık sana emanet yavrum. Ama da yeğenlerime de iyi bak. Yokluğumuz arat. Ya ne oluyor hala? Siz de mi gidiyorsunuz? Gitmeyek de ne yapak kızım? Anımızdaki bu kara lekeyle daha nasıl yaşayak biz buralarda? Ne lekesi ya? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi biz kadınlarla oyun oynadık. Onlar da çok şanssızdı, yenildiler. Hepsini de ben kazandım bak. Ya anne nasıl böyle bir şey yaparsın? Ama bu oyun kazanmak da var, kaybetmek de. Şimdi ben kazandım. Anne, onları hemen sahiplerini geri veriyorsun lütfen. Ne münasebet, ben elimin bileğiyle kazandım bunları, güçlüklerle vermem. Anne, artık akraba sayılırsınız. Olmaz öyle şey. Geri vereceksin. Vermeyeceğim. Ya vereceksin. Vermeyeceğim. Bella! Kumar borcu namus borcudur. Biz borcumuzu ödedik. Borç morç yok Türkmen hala. Kumar sizin. Esah mı? Bella, Allah senden razı olsun ha. Vallahi yuvamı yıkılmaktan kurtardın ha kız Dreş. Bu da size ders olsun ha. Bir daha annemle kumar masasında oturmayın. Dostoyevski yaşasaydı İvanoviç'e değil, annemi yazardı kumarbaz diye. O kadar yani. Vallahi kızım ben onları tanımayayım ama ben tövbe ettim. Bir daha hayatta oynamam. Kızlar böyle çok zor olacak. Bırakın siz. Hah. Ve sonra bunların hepsini ayırırım. Portakallar benim olsun. Daha ekmedik ki. Bir daha yok.
Tamam mı anne? Çok kıymetli misafirler, şimdi huzurlarınızda Arap dünyasının dans sultanı, dansöz Gülistan! İşte. Möteber abla, dansözdi. Hem de bak Arapmış, memleketim ha. Allah! Ya ne yapıyorsun sen benim dünürüm? Korkma, Kamelyalı Hanım buralara kadar gelemez. Çek şu elini de rahat rahat seyret ya. Efendim, ne ilgisi var Kamelyalı canım? Aa, rica edeceğim. Gelmez değil mi? Gelmez, gelmez. Zaten en nihayetinde bu da yüksek sanat değil mi efendim? Bale gibi bir şey yani. Ha şunu bileydim benim ciğerim. Baksana şuna. Seyhan Nehri'nin Çukurova'da kıvrılışı gibi kıvırıyor. Zalimsin Gülistan. Gülistan! Bak şuna kurban. Öldür beni. Otur lan, otur aşağı müsaade. Ya bir dur ya. Lan oğlum madara olduk zaten yeteri kadar. Otur lan. Allah Allah. Vay Gülistan Hanım. Hoş gelmişsiniz. Buyurun bakalım. Dur şuraya. Heh. Ben de koyacağım. Böyle böyle. Şöyle. Ya haydi dönürüm. Kalk. Bak seni çağırıyor. Ya böyle bir ortamı bir daha nerede bulacaksın? Ya haydi kalk, kalkma sonayı. Ben anlamam ama. Ayıp. Ha, Allah ayıp olur. Ya, bir şey bilmiyorum ama ben öyle bakacağız artık. Vay maşallah. Gel 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 lan. Oyna. Ay. Bilmiyorum nasıl? Çok güzel, çok güzel oluyor. Bak, bak, bak. Döktür be, döktür. Hı. Hı. Maşallah. Yandan, yandan ha. Oho. He? Ay. Ben de soruyorum. Bak, 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 bak. Evet, yani sağ olasın Gülistan'ım ya. Ellerin dert görmez. Ay maşallah. Oy. Maşallah. Ne yaptınız ya? Ne harika. Ya bunun neresi Arap ya? Küçükler mi kıvrılır? Çıkacak neredeyse. Nasıl kıvırttırıyor bir o yana bir bu yana. Aman toprak başa. Kızım bu karı çubuk ya. Asiye sen mi? Ben onu ya. Yoktunuz bir dünya bulaşığı üstüme. Siz burada neydiysiniz? Yok kız kim? Vallahi baş başımıza yağacak ha.
Bema, ne oldu ki? Misafirleri, baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sabırsızlıkla beklediğiniz o an geldi. Gecelerin kraliçesi, Çukurova'nın pamuktan sonra en kıymetli hazinesi, Orta Doğu ve Balkanların muhteşem aslanisti. Birazdan burada. Şimdi yastığın arkanıza çatal bıçaklarınızı bir kenara bırakın. Derin bir nefes alın. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü birazdan buralar yıkılacak. Yanıp kül olacak. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? O zaman o geliyor. Kim geliyor? Gelmeyeceğim. Ayşe. Ayşe. Gelmeyeceğim. Ya gelecekse gelsin artık ya. Ve karşınızda Sümbül Sultan ve cariyeleri. Ayşe. Asiye. Vah mühteber, vah. Türlü türlü huyum var ya. Kız götünden dalları devirdin ya. Ne diyeceğiz biz şimdi patronlara? Ya bana ne çekiştirip durmasaydınız siz de beni? Ya yürü Allah aşkına içeri girelim abi. Yığınla işimiz var ha yürü. Ne işiniz var lan? Ne işi? Bu mu lan işiniz sizin? Ağam. Ağam ya. Nedir lan bu iş? Ne zaman kötü yola düştünüz? Ya senin ne işin var burada? Sen de vakit kaybetmemişsin kötü yola düşmek için. Mehteber, hem suçlusun hem güçlü. Vallahi sevgili yengelerim, sizleri tebrik ediyorum. Yani yalnız bir kadın olarak kendi ayaklarınız üzerinde durmuş olmanızı takdirle karşılıyorum. Ekonomik özgürlük çok önemli canım. Güzelim, başlatana şimdi ekonomik özgürlüğünden. Ağam. Biz ettik sen etme, of. Ya biz hep Mehteber ablanın aklına uyduk. Yani ben dedim, oralar hiç tekin yerlere benzemiyor dedim. Gitmeyelim dedim ama dinletemedim. Hadi bir oradan Asiye. Sen onu kamyoncuyu ayartmadan evvel düşünecektin. Orada rahat duraydın. Buralara gelmek zorunda kalmazdık. Kamyoncu mu? He ağam, kamyoncu. Senin bu karın var ya, kamyoncunun ağzından girdi, burnundan çıktı. İffetimizi zor kurtardık vallahi. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım.
O ne lan? O ne? Kalbime mi indireceksiniz lan siz? Bunların hepsini de sabrı tek tek soracağım sizden. Tek tek. Ağam, sen asıl kebapçı cabbara gidip senin hesabına yiyip yiyip para ödemeyen karıların hesabını ver bakalım. Kebapçı cabbar be! Kebapçı cabbar, bir takım karılar oraya gidip yiyip içip senin hesabına yazdırıyorlarmış ağam. Affedersin ama kimi karılar? Aç doyurmakta mı suç lan bu ülkede? Sevabıma insan doyuruyorum işte, ne olmuş? Sen sevap işlemişsindir ha, sevap. Evde ben ağzımı yanlışlama. Düşünürüm eve gidiyor. Biz gelmiyoruz ağam. Biz kararımızı verdik. Esat'a verdik mi? Verdik. Verdik. Asiye de verdi. Verdik. Verdik. Biz gelmiyoruz ağam. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. 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 Bakarak. Vallahi abi, bunların gözü açılmış Bundan sonra iflah olmaz lan. Müsellim! Allah'a elimle kalırsın. Alo baba, buyur. Kal. Oğlum hemen bizim Rıza'nın gazinosuna gel. Şu ananları al götür buradan. Güvenli bir otele yerleştir hemen. Baba ne diyorsun ya? Ne gazinosu, hangi ananları? Kaç tane ananlar var lan senin, kaç tane ananlar var? Üç. İşte onları diyorum. Hemen gel al buradan götür, yoksa vallahi alemden bir kaza çıkacak. Hayda. Aşkım, nereye gidiyorsun? Anamları getirmem lazım. Annenleri mi? Yarım saate gideceğim, geleceğim. Tamam, ben hemen hazırlanırım o zaman. Ama şimdi böyle oldun canım, hemen böyle pat diye. Yok güzelim, sen soru sorma. Ben şimdi gideceğim, geleceğim. Tamam, tamam. Hadi. Tamam. Allah'ım şükürler olsun. Vallahi oldu, bu sefer oldu. Vallahi oldu. Şirin, neyin var? Hadi söyle, kurtul artık. Aman, ne olsun. Hep aynı mevzular yenge. Ferhat mı? Evet. Bizim bu halimiz ne olacak hiç bilmiyorum. Ya ne olacağını belli. Kızla adam sonsuza kadar mutlu yaşayacaklar. Güzel diyorsun da senin o dediğin sadece masallarda olur. Bir de filmlerde. Sen öyle san. Bak benle abine, aşkımız da yaşadıklarımız da gerçek. İstedik ve oldu. Bizimki sizinki gibi bir şey değil ki ama. Bir kere benle abim eşit değiliz. O yarın öbür gün ağa olacak. Şirin'in sözünü kim dinlesin? Biz de sizin gibi sözümüzün dinlemesini bekleseydik, çok beklerdik. O yüzden kimse bizi ayırmasın diye gittik, Yıldırım nikahını kıydık. Vallahi biz o nikahı kıyarsak babam da bize kıyar ha. Asıl evlenmezsiniz, babam size kıyacak. Nasıl yani? Babam Ferhat'la sevgili olduğunuzu öğrenirse ne olacak? Ne olacak? Ferhat'ı çiftlikten atar, beni de bu evde hapseder. Kimseni duymayacağımı sanıyorsun? Şirin, bu işi sır olmaktan çıktı. Önce ben öğrendim, sonra abin, Müselim amca. Bu böyle katlanıp gidecek. Öğrenir mi dersin babam? Sen dememiş miydin? Bu evdeki yerin kulakları var, duvarların dili var diye. O yüzden işi şansına bırakma Şirin. Babam öğrenip hamlesini yapmadın, sen git hamleni yap. Stratejide ilk kural budur. Hamleyi ilk yapan kazanır. Yap diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Resmi nikahın gücü karşısında kimse duramaz. Kalender ağa olsa bile. Buyurun. Oy.
Şimdi siz eve dönmemeye kararlısınız yani, öyle mi? He, öyle. Ne zamana kadar peki? Ağam kıymetimizi anlayıp o bela gelini konaktan kovana kadar. Demek hiç dönmeyeceksiniz. Vallahi o kadar çabuk kabullenme Kaan oğlum. O konakta hiç kimsenin yeri sağlam değil, tahtoluları. İyi o zaman, ben kaçıyorum. Bana ihtiyacınız olursa ararsınız, tamam? Hadi kalın sağlıcakla. He, tamam hadi. Bir de bu odadan dışarı çıkmak yok ona göre. Oy, o niye ki o? Ha, biz bu odada hapis mi kalacağız? Yok canım, siz çıkın parklarda, kasinolarda fink atın. Biz de bütün Çukurova'ya rezil olalım. Saçmalamayın, yok öyle şey. Bu odadan dışarı adımınızı atmayacaksınız. Hadi. Tamam, tamam hadi. Yürü git. İyi geceler. İyi geceler. Anam. Mütebir abla. Bunlar ne ki? Mıncık kadar. Senin kim mi? Gündüm. Kim doyar ki onlarla? He vallahi doğru değil. Şş, bir ara çıkalım da şu dolabı dolduralım. Sevaptır ha. İçek mi? İçek. Ben hazırım. Çok güzel elmasım. Aman dikkatli ol. Bak anamları mecburen bir rezalet çıkmasın diye buraya getirdim. Gözünü dört aç da bir dertle daha uğraşmayalım, tamam? Nasıl yani mecburen? Sen bizi tanıştırmayacak mıydın? Saçmalama elmasım. Nasıl tanıştırayım? Anamları karşına dizeyim. Anamlar sevgilim, sevgilim anamlar mı diyeyim? Ha? Neden olmasın? Oo, güzelim sen ne yaptın ya? Biz bunca yıl sonra başa mı döndük elmasım? Biz bunları konuşmadık mı? Biz bunları halletmedik mi? Vallahi hiçbir şey halletmedik Kamil. Hiçbir şey halletmedik. Sen bana görmezden gel dedin. Ben de tamam dedim zaten. Ben her şeye tamam dedim. Tamam o zaman niye durduk yere başladık şimdi? Durduk yere mi? Durduk yere. Sen az önce sıfatımın ne olduğunu hatırlattın bana. Yani hayatında hiçbir yerim olmadığını gösterdin. Elmasım, güzelim. Sen bütün bunları bilerek benim yanımda en başından beri olmadın mı? Ha? Şimdi ne biçim konuşuyorsun ya? Ya dayanamıyorum, anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Bak, bak kardeşine. 7 düvele gösterdi kalender aya nasıl karşı gelinebileceğini. Ama sen yapamadın. Elmas, ben çok mu mutluyum? Ben bu halimden çok mu mutluyum sence? Her Allah'ın günü gitmek istemediğim bir evde yüzünü bile görmeye dayanamadığım bir kadınla beraber oluyorum ya. Ben çok mu mutluyum? Vallahi o zaman bir şey yaparsın Kaan. Yaparsın. Elmas bak, evim ailem birbirine girmiş. Babam kalp krizi eşiğinden dönmüş. Anamları gazinolardan toplamışım. Hazar'ın her gün ayrı bir belası var. Yani bak, bir de seninle uğraşmayayım ne olursun. Tabii canım. Benimle uğraşma. Benimle niye uğraşıyorsun? Zaten Elmas burada otelde öyle oyalanır durur değil mi? Ya otel senin ya. Daha ne istiyorsun? Koskoca otel almışım sana. Emrinde insanlar var. Sevilen, saygı duyulan bir kadınsın. Daha ne istiyorsun? Ne yetmiyor? Kaan, burası benim otelim değil. Burası benim iş yerim de değil. Bu otel benim hapishanem. Beni hapsettiğin bir hapishane burası. Hapishane değil mi? Bitti mi? Bittiyse ben gideceğim de. Ne demek gideceğim? Sen bu gece burada kalmayacak mıydın? Kalacaktım ama kalamayacağım. Çünkü anladım ki Kaan Ağa'ya hiçbir yerde huzur yok. Hiçbir yerde. Ben ne yapacağım abi ya? Kıza evliyim diyorum, hala senden vazgeçmem diyor. Böyle bir şey var mı? Var var, oluyor oğlum öyle işler. İnsan bir kere aşık oldu mu dünyanın en saçma sapan şeylerini yapıyor. Hiç böyle kendine yakıştıramadığı şeyleri bile yapıyor işte. Hayırdır? Çok içten söyledim bunu. Öyle öyle. Herkesi söyleten bir dert var işte. Elmas mı? Hala unutamadın değil mi? Oğlum var ya, insan bir kere aşık oldu mu ya kalbini söküp atacak ya da kalbi ne diyorsa onu yapacak. Ne yani? Sen kalbini söküp atabildin mi abi? Ben kalbim ne diyorsa onu yaptım. Ben Elmas'tan hiç vazgeçmedim az önce. Ne babamı çiğneyebildim ne de kalbimi çiğneyebildim.
İkisini de idare ettim işte. Nasıl yani abi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ha oğlum neyini anlamıyorum? Sana diyorum ki ben hala Elmas'la beraberim diyorum. Karımdan, çocuklardan, işten, senin problemlerinden vakit buldun mu onun yanına gidiyorum işte oğlum. Ne zamandır? İlk günden beri. Ben sizin düşündüğünüz gibi bir kana olmadım ki. Nazgül'ün kocası oldum, çocukların babası oldum, şirkette patron oldum ama hiç kan olmadım oğlum. Ben bir tek Elmas'ın yanında kan oluyorum. O kadar. Bu zamana kadar nasıl baş edebildin? İnan aklım almıyor. Bak öyle düşününce benim de aklım almıyor ha. Ama ne bileyim yaptım oğlum işte aşk. Adama neler yaptırıyor. Zaten mecburdum. Başka ne yapayım ki? Öyle oldu işte. Ne diyeyim ki? Şaşkınlıktan gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Söylenecek bir şey yok oğlum işte. Böyle geldi böyle gidiyor. Aa ben de ilk defa sana söylüyorum. Başka kimseye söylemedim. Aman dikkatli ol. Bu sır aramızdan mezara kadar gidecek azar ha. Yok yok abi sen hiç endişe etme de. Farkında mısın? İlk defa benimle bir sırrını paylaştın. Öyle mi oldu? Hakikaten ha. E demek her şeyin bir vakti varmış. İşte şimdi abi kardeş oldum. Olduk değil mi lan? Hadi vur bakalım. Ya abinde daha ne dertler var değil mi? Hayırdır Ayşe? Ne bakıyorsun öyle ağzı açık ayran budalası kimi? Ya ablam bunca yıldır beraberiz. Hiç birlikte kalmamışız onu düşündüm. Ne güzel. Bir yatağıma girmedin kaldıydı o da oldu. Asiye kız sen bile şirin görünüyorsun gözüme ha. Bir duygusallaştım ben. Niye böyle oldu ya? Bizim birbirimizden başka kimsemiz yokmuş onu anladım ben. Vallahi uşağım dedim bağrıma bastım. Tuttu o gavur karıyı getirdi. Ağam dedim koynumu aldım. O yeni gelini bana yer tuttu. Hayırdır? Denize düştünüz, bebeğinize sarıldınız. Hiç öyle. Yok ablam. Sana da sarılırım ablam. Oh. Gel beni de anlatacaksın şimdi ya. Lan biz hiç ayrılmayacağız. He. Biz hep birlik olacağız. İri olacağız. İri olacağız. Tamam. He Allah. Olacağız. Ölüm bizi ayırana kadar bundan sonra anca beraber, anca beraber. Hayat. Ayrılmayacağız. Vazgeçmem lan. Yeter. Tamam abi tamam. Sen yürü. Hiçbir şeyden de vazgeçme. Tabii oğlum ne vazgeçeceğim? Mahazara. Oğlum benim içim yanıyor be içim. Benim gönlüm kurudu be. Ruhumun dibi tuttu be yeter ya. Biliyorum abi biliyorum. Ama hadi gel evimize gidelim. Şöyle sana soğuk bir duş aldırayım içindeki ateş sönsün. Olur mu? Olmaz lan olmaz. Kaan Ağa'nın ateşiyle hepiniz yanın kavrulun lan. En çok da babam yansın. O beni yaktı ya. Allah da onu yaksın inşallah. Anladın mı? Anladım abi anladım da. Bana da yazık bak beni de anla. Karılarımız evde bizi bekliyor. Hadi onların yanına gidelim. Bırak, bırak lan. Sen git tabii. Senin evde karın bekliyor. Beni kim bekliyor? Seni de karın bekliyor. Aa, yanlış çaldım. Beni Elmas'ın bekliyor. Beni bir tek Elmas'ın bekler. Haydi Elmas'a gidelim. Abi Elmas değil. Seni Nazgül yenge bekliyor. Abi seni Elmas'a değil Nazgül yengeye götüreceğim. Hadi gel. Hadi, 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 hadi. Nerede? Burada araba. Oğlum araba burada değil mi? Burada, burada. Aa. Oğlum kapıyı açamıyorsun da. Gel, gel, gel abi dur. Hop, 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 hop.
Sen boş ver, sen karına git, ben kullanacağım. Abi bu halde araç kullanamazsın. Allah Allah, o zaman sen götür beni. İşin ne oğlum? Sonra ne yaparsan yaparsın. Ya abi, eve gidelim artık. Allah için uzatma. Ya asıl sen Allah için uzatma, kıllık. Dayım aklıma geldi şimdi. Ne güzel diyor kıllık diye. Ben kullanacağım. Ya abi, ne yapıyorsun? Tamam lan, yemedik arabanı. Ya neredesin Hazar? Neredesin ya? Niye açmıyorsun? Ben yürüyerek gidiyorum. Hadi iyi akşamlar. Tamam tamam, dur ben seni götüreceğim. Merak etme. Tamam, hadi tak şu kemeri. Söz mü? Söz. Bozuk sözü. Bozuk sözü. Tamam. Görürsün Hazar'a. Sen görürsün. Bu akşam gideceğiz mi Elmas'a? Hayır. Yok, Hazar. Günaydın sevgilim. Sana da günaydın. Gel şöyle bir sarılayım sana. Yine ne oldu? Ben nereden bileyim ne oldun? Bütün gece dışarıda olan sendin. Abim neydim canım, biliyorsun. O zaman niye telefonuma bakmadın? Telefonum sessizde kalmış. Abimle de sohbet koyulaşınca hiç fark etmedim aradığını. Eve gelince gördüm. Ben anlayacağım, anladım Hazar. Boşuna uğraşma. Neymiş anladığım benim güzel karıcığım? Ne olacak? Bu evde annelerle baban yoksa sen de yoksun. Onların korkusundan her gece eve geliyorsun demek ki. Hayatım saçmalama. Alt tarafı bir gece abimle dışarı çıktım. Telefonlarını kapatıp. Abimin önemli bir meselesi vardı da o yüzden fark etmedim aradan. Neymiş o mesele? Onu söyleyemem. Tabii ki söyleyemezsin. Çünkü öyle bir şey yok. Hele yalan mı söylüyorum ben? Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Nasıl düşünmeyeyim Hazar? Bütün gece arayıp sormuyorsun. Aramadığın gibi telefonu açmıyorsun. Üstüne üstlük sabaha karşı eve geliyorsun. Ve ben senin yalan söylediğini düşünmeyeyim, öyle mi? Bella, söyleyemem. Ne olur üstüme gelme. Niye? Benim bütün gece tek başıma bıraktın Hazar. Senden haber almayınca nasıl korktum biliyor musun? Pencerenin önünden ayrılmadım bir dakika bile. Ama neden Hazar? Neden bir telefon çok gördün? Çünkü abimin sevgilisi... Ne dedin sen? Bir şey demedim, sen de bir şey duymadın, tamam mı? Hayır. Duydum. Kaan abinin sevgilisi mi varmış? Evet, ama sakın, sakın, sakın kimseye söyleme. Başka da bir soru sorma lütfen hayatım. Nazgül bunu biliyor muymuş? Vallahi bu avratlar gitti gideli evin eski neşesi yerine geldi. Oh! Böhde be. He. Döndün mü? Ha, döndüm. Temelli? Ha, temelli. Niye? Seni en çok kim sever? Ailesine, çocuklarına değer verir, bil istedim. Ötekiler de döndü mü? Dönmediler. Ya ben onlar gibi miyim? Ya ben hasretine dayanamadım, çıktım geldim. Ben de evini barkını koyup gidecek. Seni sahipsiz bırakacak. Göz var mı? Bakayım. Allah. Yok. Hoş geldin benim mürteberim. Hoş geldin. De haydi ondan geç. Haydi haydi. Oğlum. Allah'tan bir tanesi döndü.
Neyse buna da şükür. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Ağam. Asiye, sen nereden çıktın kız? Ay. Hasretine dayanamadım ağam. Ben sağ bu eve ilk yalın geldiğim günde duydum ben diğerlerine benzemem diye. Bak, hiçbiri yok yanımda. Bir tek ben varım. Ne yedin de geldin Asiye'm benim. Ay, ağam benim. Asiye. Ay. Sen de beni özledin mi ağam? Özlemem mi Asiye? Çok özledim. Hadi şimdi çık da odana. Bekle beni. Tamam. Ben şöyle üstüm başım bir temizleyeyim. Ay. Aa. Ha. Ay. Aa. Ay. Hadi ki. Ayşe! Ayşe'm! Ağam! Ağam geldim! Ayşe! Ayşe kurban olsun! Ayşe geldi ağam! Ayşe! Hasretime dayanamadın değil mi? Ha, vallahi öyle ağam. Sen benim öbür karılarıma hiç benzemiyorsun değil mi? Ha, vallahi öyle ağam. Bak var ya o karılar var ya o karılar. O karılar var ya o karılar dönmedi. Ama sen döndün değil mi Ayşem? Öyle ağam, ağzında bal damlıyor ya ağam. Sen beni içeri gir. Bekle. Ben hemen geliyorum Ayşem. Bekliyorum. Hemen. Ayşe. Ayşe. Yavaş Şeyh'e gelmişsin ya. Adam Hazreti'nde karalar bağlamış ya. Ay. İçerideyim ağam, bekliyorum. Ay benim kinalı kuzum. Uy kokusuna hasret kaldım. Uyanan kurban olsun sana anne. Anne. Anne biraz fazla abartmıyor musun? Topu topu bir gün oldu sadece. Anneciğim. Hoş geldin. Seni görmeyeydim hoş geleceydim ama kısmet. Kızım da sanki sana çok bayılıyordu. Anam, hoş geldin garibanam. Yiğit anam, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin anacığım. Anamlar yok mu? Yoktur. Siz de anlayın artık. Sizi bu konakta kim daha çok sevi, kim daha çok kori, kim daha çok kolli. Yok, vallahi billahi geldim. Benim anam geldi. Anam! Hoş geldin gözümün nuru, hoş geldin. Kız sen nereden çıktın? Ay birdiler iki oldular. Tek hücreli canlı bunlar. Bölünerek çoğalıyorlar. Hoş geldiniz karılar. Hoş bulduk Türkmen abla. Sen beni mi takip ediyorsun? Yo sebep. Çok şükür yol yordam bilirim. Allah vergisi bir yön bulma duygum var da. Gördük senin yön bulma duygunu. Ha sen şimdi bu kapıdan çıksan kümesin yolunu bulamıyorsun be. Ya Asiye sen onu bunu bırak da sen otelde hamama gidiyorum demedin mi? Yolunu kaybettin zar buralara kadar gelmişsin. Geldiysem kendi evime geldim. Sağ hesap mı vereceğim? Oy bu da gelmiştir oy. Möteber ablam. Sen ne zaman geldin hiç bilmeyeyim ben. Anam hoş geldin. Ya. Vallahi sensiz bu konağın tadı tuzu yoktu. Gözlerimiz yollarda kaldı. Ha tabii. Oyun oynarken hiç böyle demedin. Kaan nerede? Ana vallahi bilmiyorum. Yani geç geldi zar. Bir yerlerde sızmıştır. İyi. Onu bul da bana yolla. Olur. Yavrum.
Ana dönmüşsün. He döndüm. Öpeyim ana. Az bir konuşalım mı ana? Söyleyeceğim mühim şeyler var da. Tamam de bakalım. Baba evinde duramamışsın ana. Baran söyledi. He duramadım. Hani insan gelinlik giyip o evden çıkınca oraya ait değildir artık. Senin evin burası ana. Annemin de, Ayşe Hanım'ın da. Zaten niye gittiniz hiç anlamadım ki. Böyle gerekti. Neyse geçti bitti. Uzatmayalım artık. Ana. Hı. Ben seni bugüne kadar öz anamdan ayrı tutmadım. Yeri geldi onun sözünü dinlemedim. Senin sözüne itibar ettim. Niye biliyor musun? Çünkü sen hep benim gözümde çok güçlü bir kadındın. Bizi bu evi çekip çevirendin. Bir gün olsun kopmamıza, dağılmamıza müsaade etmedin. Ben senin beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Ben de siz gidince anladım ana. Hele Baran öyle hesap sorunca bir ablama mı sahip çıkamadınız deyince çok zoruma gitti. Ben olsaydım asla izin vermezdim gitmenize. Ben de senin bir evladın sayılırım ana. Bu yüzdendir ki bunları söylemek benim sana evlatlık borcumdur. Söyleyeceğim tabii. Hadi sağlıcakla kal. Ha? Sen gelsene benimle. Ana hayırdır ne oluyor? Önce şu kapıyı kapat. Olsun. Ana ne oluyor? Sana verdiğim emekler zehir zıkkım olsun. Ya anana olan borcunu böyle mi ödeyeceksin? Ana kurban olayım ne diyorsun anlamıyorum. Sakın, sakın inkar edeyim deme. Ben hepsini biliyorum. Ana. Sen o elmas denilen karıyı metres tutursun. Ne? Ben Hazar'a o kadar laf sayar ki benim oğlum onu da geçmiş de haberim yok. Ya sen ağanın lafını hiçe sayıp ardından oyun mu çeviriyorsun? Ya nasıl yaparsın bunu? Bu duyulduğunda neler olacağını düşündün mü hiç? Bak. Bugünden tezi yok. O karıyla olan ilişkini bitireceksin. Anladın mı beni? Bundan böyle elmas, melmas yok. Bu işi kimseler duymadan, görmeden defedeceğim. Anlıyor musun? Sana diyorum kan. Susma. Bak. Eğer ki benim sözümü dinlemeyip o karıyla konuşmaya, görüşmeye devam edersen Allah canım alsın. Sütümü helal etmem sana. Anladın mı? Kim dedi bunu sana? Kim söyledi bunu? Kim dediysen dedi. Kimin söylediğinin ne önemi var? Ben duydum ya. Abi, ben de tam seni bekliyorum. Lan oğlum sen ne hain! Ne kardeş bir herif çıktın lan! Abi dur, ne yapıyorsun? Oğlum ben sana güvendim, ben sana sırrımı verdim. Hani kardeşlik biz ha, hani? Abi ben ne yapmışım ya? Neden söyledin oğlum anama ha? Neden söyledin? Ben kimseye bir şey söylemedim. Sus bana yalan konuşma. Sen söylemediysen kim söyledi Hazar? Ha kim söyledi? Hazar?
Bella. Sen söyledin. Bella, sana soruyorum. Mühteber anama sen mi söyledin? Neyi Hazar? Abimle ilgili anlattıklarımı. Hayır, hayır. Ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Bir dakika, bir dakika. Bella da mı biliyor? Abi düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil oğlum ya? Ben seni kardeşim biliyorum. Sırrımı veriyorum. Sen dünyanın en gevşek ağızlı adamı çıktın ya. Abi lütfen. Ne abisi oğlum? Bana abim abi deme. Senin gibi kardeş de olmaz olsun. Ya siz ikiniz buraya benim hayatımı mahvetmeye mi geldiniz? Ha? Benim hayatımı mahvetmeye mi geldiniz? Abi dur, nereye gidiyorsun? Abim abi yok lan, konuşma bana, hala abi diyor ya. Sus. Gördün mü yaptığını? Senin yüzünden abimin gözünde iki kuruşluk bile değerim kalmadı. Aşkım ben gerçekten hiçbir şey söylemedim. Kendimden emin olmasam söylediklerine inanacağım ama. Ama ne Hazar? Söylemedim diyorum işte. Yeter Bella, yeter. İnkar ettikçe daha çok düşüyorsun gözümden. Gözümden mi düşüyorum? Hazar nasıl böyle bir şey söylersin? Ben de bunu soruyorum işte. Sana verdiğim sırrı nasıl gidip de iki dakikada Mühteber anama söylersin? Ya söylemedim diyorum sana. Yalan söyleme. Sırf onlara yaranmak için yaptın değil mi? Artık gözümde onlardan hiçbir farkın yok. Sevdalı.